Hepinize selam, değerli, kıymetli, muhterem sosyopatlar. Yepyeni bir bölümle karşınızdayım. En son yaptığımız yayında Giddens sosyolojisine ufak bir giriş yapmıştık. Daha doğrusu birey, yapı ve sistem bağlamında İngiliz sosyolog Anthony Giddens'ı anlamaya çalışmıştık. Ne diyordu Giddens? Çok kısaca hatırlatmam gerekirse, sistemlerin yapısal özellikleri hiçbir zaman stabil değildir. Tam aksine sistemler dinamik oluşumlardır. Sürekli olarak değişirler. Hatta biz buna değişmek de demeyelim. Diyelim ki sistemler sürekli olarak mütemadiyen yeniden oluşurlar. Hadi eğitim sistemini ele alalım. Örneğin eğitim sistemi değişsin, değişmeli artık dediğimiz zaman, ki pek çoğumuz bu cümleyi sık sık kullanıyoruz, özellikle eğitimciler. Bildiğiniz gibi standart bir MEP okulunda öğretmen, öğretmenler odasına büyük ihtimalle ekseriyetle öfkeli bir şekilde gelir. Çünkü sınıfta en arkada oturan ve ailevi sorunları olan, haylaz, haşarı, biraz da terbiyesiz olan çocuğa öğretmen sinirlenmiştir. Ve bu negatif enerjisini öğretmenler odasında boşaltarak yeniden rahatlamış bir şekilde sınıfa döner. Öğretmenler odasının kurumsal işlevi zaten budur. İşte bu odada çok sık şu tarz varyansınlar edilir, çoğu zaman haklı olarak. Ya kardeşim, bu ne rezalet bir sistem. Bu öğrencilerin bazılarının okulun kapısından bile sokulmaması lazım. Zaten dün haberlerde şöyle bir şey izledim. Türkiye okuduğunu anlama konusunda dünyada sondan ikinciymiş, duydunuz mu? Vesaire vesaire. İşte bu şekilde sık sık varyansın eder MEP öğretmenleri. Geçen gün bir video izledim. Muhtemelen siz de izlemişsinizdir. Kan donduran cinsten bir video. Karnesini alan bir genç, bir ortaokul öğrencisi, belki de lise öğrencisi, hocasının yanı başında karnesini yırtıyor gülerek, böyle pişkin pişkin. Arkadaşları da tabii bu anı kayda alıyorlar ki TikTok'ta yayınlayabilsinler. Tamamen planlanmış bir eylem. Öğretmen çok çaresiz, çünkü belli ki o çocukla baş edemeyeceğinin farkında, bunun da çaresizliğini yaşıyor. Bilmiyorum bu videoyu izlediniz mi? Tabii bu video sosyal medyada patlayınca, her konuda olduğu gibi, hemen hemen bütün videolarda olduğu gibi sosyal medya ikiye bölündü. Ve bu bölünen iki parçanın çoğunluğu barındıran tarafı diyelim, yani çoğunluk, işte bu Z kuşağının ahlaksızlığından dem vurup bu çocuğun, karnı yırtan bu edepsiz çocuğun derhal okuldan alınması gerektiği ve en yakın sanayiye çırak olarak verilmesi gerektiği yönündeydi. Tabii sistem buna müsait değil. Yani bu prosedürlere aykırı, o çocuğu okuldan atamazsınız belki, ama sistemin reformize edilmesi gerektiği, bu tarz çocukların da okula alınmaması gerektiği yönünde idi yorumların büyük çoğunluğu. Diğer tarafta azınlıkta kalan bazı kişiler ise şunu söylüyordu. MEP karnesinin zaten hiçbir özgül ağırlığının kalmadığını, bu çocuğun da gelecekte potansiyel bir işsiz, hatta potansiyel bir aç olduğunu, bu nedenle bu ergen kardeşimizin sisteme en doğal, en hakiki, en sahici tepkiyi verdiğini söylüyordu yorumların azınlıkta kalan bir kısmı. Evet, üşenmedim, bütün yorumları da böyle okudum. Ama şu bir gerçek ki, şu yadsınamaz bir gerçek ki, ortada bir sorun var ve herkes bu sorunun farkında zannediyorum ki. Eğitim sistemi değişmeli mi yoksa değişmemeli mi? Değerli sosyopat kardeşlerim, Giddens'çı sosyolojiye göre bu soru son derece anlamsız. Hatta biraz daha ileri gidiyorum. Giddens'çı sosyolojiye göre bu soru son derece absürt bir soru. Çünkü bizler esasında yanlış bir imgeleme yapıyoruz. Biz sistem dediğimiz zaman ekseriyetle şöyle bir şey tahayyül ediyoruz. Sanki betondan bir kalıp var ortada
sistem adını verdiğimiz, biz bu kalıbın ya dışındayız ya da içindeyiz. Bu sistem, bu beton kalıp ancak ilgili bakanlığın alacağı kararlarla ya da Cumhurbaşkanı kaynaklı, parlamento kaynaklı alınan hukuki, yapılan hukuki düzenlemelerle ancak bu sistemin, bu beton kalıbın değişebileceğine inanıyoruz. Böyle tahayyül ediyoruz. Zaten böyle tahayyül etmeseydik şayet, eğitim sistemi değişsin artık ya, neden değişmiyor bu sistem diye varyansın edip durmayız. Çünkü bu varyansının arka planında, satır arasında şu var: sanki biz bu sisteme dahil değilmişiz gibi. Bu sistemde karar alan, inisiyatif hakkı olan bir fail değilmişiz gibi. Sanki bir dışarıdan bir taraftar edasıyla eleştiri yapıyormuşuz gibi, değil mi? Sistem değişsin, sistem değişsin. Çünkü bizim tahayyülümüz bu. Oysa ki Giddens'çı terminoloji şunu gerektiriyor: sistem dediğimiz şey nedir? Sistem, öğretmenlerin, müdürlerin, müdür yardımcılarının, öğrencilerin ve hatta servisçilerin ve hatta hademelerin katılımıyla her gün yeniden oluşan bir şeydir. Yani her yeni doğan güneşle birlikte bu emekçi insanlar, müdürden tutun da hademeye kadar bütün bu emekçi insanlar bir araya gelirler ve onların bu birlikteliğine biz sistem deriz. İşte sistem budur Giddens'ce sosyolojide. Yani bu şey gibi, sabah arabanızın kontağını çevirirsiniz ve kontağı çevirdiğiniz saniyede arabanın bütün parçaları, bazı parçalar aynı anda, bazı parçalar ardıl bir şekilde görevini yapmaya başlar ve araba ilerler. İşte sistem bu kadar somut bir şey. Aynı zamanda da sistem bu kadar gündelik bir şey. Tabii bu noktada bir eleştiri getirebilirsiniz. Ya hocam, sistem bu kadar gündelik, bu kadar somut, bu kadar yeniden oluşan bir şeyse, o zaman biz burada bir gelenekten, bir kendini tekrar eden bir düzenden bahsedemeyiz, değil mi? Ayrıca insan dediğin arabanın bujisi, şanzımanı, karbüratörü gibi basit bir şey değil ki. İnsanın bir aklı var, insanın aklı, fikri, hisleri, ihtirasları var. Bu mantıkla bakarsak, yani sistemin her gün yeniden oluştuğunu ve bunun da failler vesilesiyle olduğuna inanırsak, böyle düşünürsek, o zaman her Allah'ın günü bambaşka bir sistem çıkar ortaya. Mesela yarın matematik öğretmeni der ki, yazık, hayatından bezmiş, sigara içmekten bıyığı sararmış. O emektar matematik öğretmeni, ya sıkıldım kardeşim fonksiyon anlatmaktan. Her gün tahtada iki bilinmeyenli, üç bilinmeyenli denklem çözmekten. Yeter, 30 yıldır matematik anlatıyorum, ben bugün müzik dersine gireceğim. Hani biz sistemi her gün yeniden oluşturuyoruz ya, bugün ben müzik dersine gireyim. Öte yandan bedenci diyecek ki, kardeşim beni kimse ciddiye almıyor bu sistemde. Neticede benim dersimde matematik çözülüyor çünkü çocuklar üniversite sınavına hazırlanıyorlar. Ben de matematik dersine gireyim, biraz daha beni ciddiye alsınlar. Öte yandan hademe müdüre darbe yapmaya kalkar. Dolayısıyla da sistem, sistem olmaktan çıkar. Herkes kafasına göre takılır diye düşünebilirsiniz. Tabii ki böyle düşünmeyeceksiniz çünkü bu elbette ki mümkün değil. Ama neden mümkün değil? İşte değerli sosyopat kardeşlerim, tam bu noktada Anthony Giddens'ın yapı kavramı devreye giriyor. Yapı neydi? Yapı kurallardı. Yapı neydi? Yapı kaynaklardı. Demek ki Giddens'çı sosyoloji şöyle işliyor. Tekrar bir panorama ortaya koyalım. 81 vilayetten yüz binlerce eğitimci, yüz binlerce öğrenci, hatta yüz binlerce hademe, işte çaycı, müdür yardımcısı vesaire vesaire. Bütün bu insanlar sabah 7'de, maalesef kış aylarında, zifiri karanlıkta yataklarından kalkıyorlar. Bu insanların kafalarında hali hazırda bazı yapısal unsurlar var. İşte bak, yapı burada devreye girdi. Hepsi
zaten kafalarında olan, hali hazırda kafalarında bulunan bu yapısal unsurlara uygun davranıyorlar ve böyle davrandıkları için de, daha doğrusu kafalarındaki bu yapıyı yeniden üretmeye meyilli oldukları için de ortaya çıkan bu somut kolektivite bir öncekine benziyor. Bir önceki gün oluşan kolektiviteye ya da ondan önceki gün oluşan kolektiviteye benziyor. İşte tam da biz bu yüzden bu somut kolektiviteye sistem adını veriyoruz. Umarım burada sistemle yapıyı birbirinden ayırmışızdır. Tekrarlamam gerekirse, sistem dediğimiz şey Giddens'ca sosyolojide insanların belli zaman aralıklarıyla oluşturduğu somut bir kolektivitedir. Sistem budur. Bundan ibaret. Yani biz uzaydan Türkiye'nin bir fotoğrafını çeksek, bu fotoğrafta bütün okullar gözükebilse içindekilerle birlikte, işte biz ne yaptık? Sistemin fotoğrafını çektik. Giddens'ca sosyolojide sistem bu kadar somut, bu tarz bir kolektivite. İnsanların bir araya gelmesi ve bazı rolleri üstlenmesi, sistem bundan ibaret. Öte yandan yapı dediğimizde ise sisteme hem içkin hem de aşkın olan bir takım imgesel ögelerden ya da zihnimizdeki bazı ideal tiplerden bahsediyoruz. İşte yapıyla sistem arasındaki fark bu. Dolayısıyla yüz binlerce eğitimci ya da öğrenci ya da hademe ya da servisçi her sabah yeni güne uyandığında kafalarındaki yapıyı yeniden üretmeye meyilli olmasalar, zaten oluşan somut kolektivite rastgele bir kolektivite olur. O zaman da buna sistem diyemem. Umarım artık bu iki kavram birbirinden ayrılmıştır. Peki neden bu iki kavramı birbirinden ayırmamız bu derece önemli? Şu yüzden bu derece önemli. Çünkü eğer siz sistemin böyle beton bir kalıp gibi durağan, stabil, neredeyse hiç değişmeyen, çok zor değişen bir şey olduğuna inanırsanız ya da siz sistemin sadece kurumsal iktidar tarafından değiştirilebileceğine kanaat getirirseniz, sistemi bu şekilde imgeleştirirseniz, ki çoğumuz ne yazık ki bu şekilde imgeleştiriyoruz, o zaman ne olur değerli sosyopat kardeşlerim? Siz bireyin gücüne asla inanmazsınız. Bu da sizi ne yazık ki bireyin gücüne inanmadığınız için hayatı algılayış biçiminizdeki merkezi unsur birey olmazsa, o zaman ne olur? Siz de diğer pek çok insan gibi postmodern rüzgarın içine kapılıp uçup gidersiniz. İşte o zaman bu olur. Ama Giddens bu rüzgara kapılmayı reddediyor. Giddens moderniteye dört elle sarılmayı tercih ediyor tabiri caizse. Peki bu ne demek? Moderniteye dört elle sarılmak ne anlama gelir? Şimdi bir de bunu açıklayalım. Aksi halde bu anlattıklarımız işte modernite, postmodernite. Her gün bunu zibilyon farklı kanalda, zibilyon farklı insanın ağzından duyuyorsunuz. Ancak Sosyopat TV'nin farkı size burada modernite derken neyi kastettiğini ya da postmodernite derken nasıl bir farkındalık yaratmaya çalıştığını bu kanal size detaylıca açıklayacak. İşte Sosyopat TV'nin de farkı burada. Şimdi ben moderniteye dört elle sarılmak dendiği zaman şunu anlıyorum. Descartes'la başlamış olan özne merkezli bir felsefe anlayışına sahip olmak demek. Moderniteye sarılmak. Bunu biraz daha açalım. Gerçi ben bu kanaldaki videolardan, geçmiş videolardan birisinde bunu epey bir açtım. Ancak ne yazık ki o video pek fazla izlenmedi. O nedenle sanırım burada bir takım tekrarlara düşmemde bir sakınca, bir mahsur yok diye düşünüyorum. Bildiğiniz gibi değerli sosyopat kardeşlerim, biraz zaman makarasını geriye çevirelim ve antik Yunan'a gidelim. Bildiğiniz gibi felsefenin antik Yunan'da doğduğu yönünde genel bir kabul vardır. Bu genel kabule göre felsefe M.Ö. 7. yüzyılda Thales'te başlar
Ki Thales'le alakalı çok kısa bir hatırlatma yapayım. Thales kimdi? Arke'nin su olduğunu söyleyen kişiydi. Yani dünyadaki ilk maddenin, her şeyin ondan geldiği, o ilk maddenin su olduğunu söyleyen kişiydi Thales. Milattan önce 7. yüzyılda yaşamıştı ve onun bu doğaya dair felsefi düşünceleri felsefeyi başlatmıştı. Genel kabul bu şekilde. Ve yaklaşık 1000 yıl sonra, yani milattan sonra 3. yüzyıla geldiğimizde ne oluyor? Yavaş yavaş, usul usul felsefe teolojinin egemenliği altına girmeye başlıyor. Tekrarlıyorum, bu zaman çizelgesini aklımıza bir oturtalım. Felsefeden çok anlamayan bazı sosyopatlar vardır diye burayı bir kez daha vurgulayacağım. Milattan önce 7. yüzyılda Thales'le başlıyor felsefe ve yaklaşık 1000 yıl sonra, yani milattan sonra 3. yüzyıldan itibaren felsefe ne yapıyor? Teolojinin egemenliği altına giriyor. Ardından da hoş geldin Orta Çağ. Peki neden felsefe teolojinin egemenliği altına giriyor? Bunun iki temel nedeni var. Belki bu anlatacaklarım şu an alakasız gibi gelebilir. Ya Giddens'tan bahsediyordun. Ki Giddens hala hayatta birisi. Oldukça güncel bir konuyu konuşuyorduk. Niye şimdi Antik Yunan'a gittin? Popüler olduğu için mi? Hayır, bunu mutlaka ama mutlaka yayının sonunda yine Giddens'a bağlayacağım. Merak etmeyin. Birinci neden şu. Felsefenin, teolojinin hegemonyası altına girmesindeki birinci neden. Yeni Platoncular ya da biz bu arkadaşlara, bu üstadlarımıza, dedelerimize diyelim, Neoplatoncular da diyoruz. Yeni Platoncular ya da Neoplatoncular. Bu dedelerimizin başında da Plotinus gelir. Plotinus bu yeni Platonculuğun babası sayılır. Yeni Platoncular Platon'u yorumlaya yorumlaya, Platon'un eserleri üzerine polemik yapa yapa, ki bildiğiniz gibi polemik yapmanın bir sonu yok. Neticede Derrida'cı bir anlamda düşünürsek, bir metin yorumlamak sınırsız bir eylemdir. Siz herhangi bir metni, örneğin İstiklal Marşı'nı alın yorumlayın. Dünyada 7 milyar insan varsa 7 milyar farklı yorum çıkabilir. Hatta bir kişi salı yaptığı yorumu çarşamba çürütebilir ya da salı yaptığı yorumu çarşamba günü salı günkü gibi idrak edemeyebilir. Değil mi? O kadar ucu açık bir şeydir metin yorumlamak. İşte bu yeni Platoncu arkadaşlarımız da kendi üstadlarını, ki arada en az 5-6 kuşak var Platon ve yeni Platoncular arasında. Platon onların dedesinin dedesinin dedesi yaşında. Bu yeni Platoncular Platon metinlerini yorumlaya yorumlaya işi artık dini öğretiler boyutuna getiriyorlar. Yani şunu demek istiyorum aslında, lafı hiç de eğip bükmeye gerek yok. Yeni Platoncuların Platon üzerine geliştirdiği yorumlar biraz daha zaman geçince, artık 3. yüzyıldan hemen sonra yavaş yavaş semavi dinler için felsefi bir zemin hazırlıyor. Mesela işte bu yeni Platoncular diyor ki, dünya üstün bir akıl tarafından yönetilmektedir. Bu üstün akıl da haliyle Tanrı'ya bağlıdır. Başka neye bağlı olacak? Bakın ne kadar da semavi dinler için uygun bir yorum. Öyle değil mi? Bu birinci nedendi. Yani yeni Platoncuların Platon'u yorumlaya yorumlaya artık işi biraz dogmatikleştirmeleri ve semavi dinler içinde bir felsefi zemin ortaya çıkması. Ve ikinci neden, ki bu ilkiyle oldukça bağlantılı, ilkini biraz daha kapsayan makro neden diyelim buna, doğunun mistisizmi bir şekilde batıya sirayet ediyor. Olay bu. İşte bu koşullar altında Orta Çağ başlıyor. Katolik Kilisesi her geçen gün Avrupa'da gücünü arttırıyor. Ve işler artık öyle bir noktaya geliyor ki, mesela 9. yüzyılda ya da 10. yüzyılda, evet siz felsefe yapabilirsiniz Avrupa'da, ancak
bunun bir ön koşulu var. Hristiyanlığı reddetmeyeceksiniz. Hatta bırakın reddetmeyi, Hristiyanlıkla katiyen çelişmemek kaydıyla siz Avrupa'da felsefe yapma imkanına sahipsiniz. Bu şartlar altında felsefe mi olur? Benim tepemde Hristiyanlık babaları var, kilise babaları var ve onların zaten çok büyük bir propaganda gücü var. Bir günde benim evimi basabilirler, beni öldürebilirler. Bu şartlar altında Hristiyanlığın bütün kabullerini içselleştirerek ya da yatsımayarak felsefe yapmak mümkün mü? Elbette ki değil. Zaten tam da bu nedenle koskoca 1000 yıllık orta çağı biz sadece 3 tane 5 tane kilise babasıyla hatırlıyoruz. İşte vay efendim patristik dönemin kilise babaları, vay efendim skolastik dönemin kilise babaları. Koca bir 1000 yıl sadece bunlardan bahsedebiliyoruz. Tabii detaylı bir okuma, araştırma yapmadığımız müddetçe. Tabii her güzel şeyin olduğu gibi her kötü şeyin de bir sonu var. 16. yüzyıla geldiğimiz zaman 16. yüzyılın sonunda Descartes adında bir adam dünyaya gelir Fransa'da. Bu adam son derece şüphecidir ve çok ünlü bir sözü vardır tarihe geçmiş olan, eminim duymuşsunuzdur. Nedir o söz? Düşünüyorum öyleyse varım. Zaten dediğim gibi felsefe tarihi okuyan da okumayan da bu cümleyi mutlaka bir kez ortamlarda satmıştır. Ya da bu cümlenin böyle soğuk bir esprisini yapmıştır. Mutlaka siz de bu düşünüyorum öyleyse varım ha 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 şeklinde bir muhabbete, bir geyiğe muhatap olmuşsunuzdur, mazhar olmuşsunuzdur. Şimdi bu cümle çoğu zaman yanlış anlaşılır. Şöyle yorumlar bu cümleyi bazı arkadaşlarımız. Ha, düşünmek iyi bir şeydir. Descartes bu cümleyi zikrederek düşünmeyi yüceltmiştir. Düşünmeyi çok yukarıda bir yere koymuştur. Hayır, Descartes'in oradaki derdi düşünmeyi, düşünceyi yüceltmek değil. Descartes tam aksine orada bir bunalım yaşamakta. Çünkü o her şeyden şüphe ediyor. Bütün algılarından şüphe ediyor ve mutlak kesinliğin olmadığını izah etmeye çalışıyor. Acaba etrafımda gördüğüm, her gün gördüğüm bu cisimler, örneğin bu kamera, örneğin bu bardak, örneğin hemen sağımda gözümü kör etmek üzere olan bu YouTuber ışığı, bütün bu cisimler gerçekten benim algıladığım gibi mi? Acaba yıllardır yaptığım basit bir matematik işlemi, 2 artı 3 eşittir 5, bu işlem sahiden doğru mu? Çünkü ben, inanır mısınız, geçen gece yatağa girdim. Uyudum, hemen uyuyakaldım. Sonra rüyamda 2 ile 3'ü topladım. Sonuç 5 çıktı. Çok enteresan değil mi? Rüyamda 2 artı 3'ü topladım ve 5 çıktı. Ama aynı rüyada uçan bir halı da gördüm mesela. Ya da anneannemin babasını gördüm rahmetli. Bundan 50 sene önce ölmüş adamı rüyamda gördüm. Halbuki o bir ölü, şu anda toprağın altında. Ve bütün bunları aynı rüyada gördüm. Demek ki şu anda ben sözüm ona uyanıkken, sözüm ona güya bilincim yerindeyken bu işlemi şu an 5 olarak hesaplıyor isem ya da hesaplıyor olmam zihnimin dosdoğru çalıştığının bir ispatı olamaz. Çünkü rüyamdaydım. Pek çok mantık dışı, gerçek olmayan unsurlar vardı etrafımda ve ben aynı matematik işlemini yaptığımda yine 5 buldum. Ama zihnim doğru çalışmıyordu. Zihnim sadece rüya halindeydi. Peki şu anda zihnimin doğru çalıştığını nereden bilebilirim? Bu matematik işlemiyle bilemeyeceğim oldukça aşikar. Ben nasıl ispatlayacağım zihnimin ve algılarımın doğru olduğunu? Ya benim içimde bir cin varsa ya da 3 harfli diyelim, içimde bir 3 harfli varsa ve aslında 2 artı 3 eşittir 4 iken, realite buyken, gerçek hakikat buyken, bu cin bana bu işlemi 5 olarak sonuçlandırıyorsa, ya benim içimdeki bu cin 3 harfli benim algılarımla oynuyorsa,
İşte Descartes belki size saçma, deli saçması gelecek bu buhranlardan sonra şu sonuca, şu nihai sonuca varıyor. Evet, cin beni yanıltıyor olabilir. Bütün algılarımı üşenmeden çarpıtıyor olabilir. Beni bir kukla gibi yönetiyor olabilir. Hepsi mümkün. 2 artı 3 eşittir 4 de olabilir. Ancak ben öyle ya da böyle düşünüyorum. Cin beni yanıltsa da düşünüyorum. Beni kukla gibi yönetse de düşünüyorum. Bir şekilde düşünüyorum. Demek ki emin olabileceğim tek bir şey var bu hayatta. Tek bir şey. O da benim düşünebiliyor olduğum bilgisi. Ben ancak ve ancak bundan emin olabilirim. Peki Descartes bu görüşleri ifade ederek, bu felsefeyi yaparak nasıl bir dünyanın kapılarını aralıyor? Soru bu. Nasıl bir yolun başlangıcını imgeliyor, işaretliyor bu noktada? Eğer ben zihnimin doğru çalıştığını ispatlayamıyorsam, eğer ben algılarıma asla mutlak bir şekilde güvenemiyorsam, o zaman nesnel hakikatler peşinde koşmama gerek yok demektir. Tabii yanlış anlaşılmasın burada. Elbette ki nesnel hakikatler vardır Descartes'a göre. Alın size nesnel bir hakikat. Örnek vereyim. 3 tane töz vardır mesela Descartes'a göre. Ruh, beden ve tanrı. Bu 3 tözün, ruhun, bedenin ve tanrının var olmak için herhangi bir kişinin Ahmet'in, Mehmet'in algısına ihtiyacı yoktur. Daha doğrusu bu 3 tözün var olmak için herhangi bir şeye ihtiyacı yoktur. Zaten bu yüzden ben töz diyorum, Descartes töz diyor bunlara. Tözün kelime anlamı bu. Var olmak için kendisinden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayan demek töz. Tam bu noktada şu soruyu sorabilirsiniz değerli sosyopat kardeşlerim. Haklı olarak. Hani Descartes her şeyden şüphe ediyordu? Evet, başta ediyor. Hemen hemen her şeyden şüphe ediyor. Her şeyden. Ama daha sonra şüphesini sınırlamayı başarıyor. Nasıl başarıyor? Az önce bahsettiğimiz 3 tözden şüphe etmiyor. Nasıl? Şimdi adım adım açıklayalım burayı. Hatta Descartes'in yerine koyup kendimizi onun çizdiği güzergâhtan ilerleyerek bu 3 tözün varlığını hep birlikte ispat edelim. Birinci tözümüz neydi? Birinci, ikinci derken ben random bir şekilde bunları sıralıyorum bu arada. Birincisi zihin. Ne dedik? Kesin olan tek şey düşünebiliyor olduğum dedik. Düşünmek için bir zihne ihtiyacım var. Aksi halde zaten şüphe edemem. Şüphe etmek demek, düşünmek demektir. Şüphe ettiğimden şüphe etmem de çok saçma olur. Bu varlık yokluktur demek gibi bir şey. Kısacası ben ne yaptım Descartes olarak? Bir zihnim olduğunu sizlere ispatladım. Dedik ya, düşünüyorum öyleyse varım diye. Düşünmek için de bir zihne ihtiyacım var. Bu garanti, bu cepte. İkinci töz neydi? Beden. Şimdi algılarıma güvenemem. Evet. Mesela ben 73 yaşında bir kadının bedenine sahip olup esasında bunu 33 yıldır yanlış algılıyor olabilirim. Aslında bu beden tamamen gözüme, elime bambaşka bir şekilde yansıyor ve algılanıyor olabilir ben tarafından. Belki de benim göğüslerim vardır. Belki de benim bir vajinam vardır. Bunları bilemem. Lakin az önce zihnimi ispatladım ya, işte bu noktada kartezyen dualizm söz konusu. Burada devreye giren husus bu. Nedir kartezyen dualizm? Ruh-beden dualizmi. Eğer benim bir ruhum varsa, ki zaten benim düşünebiliyor olmam ruhumla alakalı bir mesele. En azından Descartes'e göre. Benim ruhumun bir de bedene ihtiyacı var. Beden her zaman lazım sonuçta baktığımızda. Bırakın bir insanı, ben bir yazılım dahi olsam,
bir bilgisayar programı dahi olsam, bir yapay zeka dahi olsam, benim bir hard diske ihtiyacım var. Değil mi? Neticede hard diskte içindeki verilerin bir bedeni baktığımızda. Sonuçta benim bedenim de var. Tabii asla bunu, bedenimi doğru algıladığımdan emin değilim. Orası ayrı bir konu. Üçüncü töz neydi? Tanrı. Evet değerli muhterem sosyopatlar, şimdi merakla, büyük bir merakla benden Tanrı'yı ispat etmemi bekliyorsunuz. Descartes'in ağzından ya da Descartes'in güzergahından yürüyerek, onu tekrarlayarak. Ancak bunu yapmayacağım çünkü ortada öyle enteresan, sıra dışı bir akıl yürütme yok. Descartes bildiğimiz doğma büyüme bir Katolik. Daha doğrusu şöyle diyelim, Descartes orta çağdan yeni yeni çıkmaya çalışan, daha doğrusu kilisenin hegemonyasından yeni yeni arınmaya çalışan Avrupa'nın içine doğmuş bir şahsiyet. Bunun büyük bir etkisi altında, kilisenin büyük bir etkisi altında. O yüzden haliyle Descartes'in Tanrı'nın varlığına inanmaması açıkçası daha büyük bir sürpriz olurdu. Descartes Tanrı'ya diğer pek çok Katolik Hristiyan kadar inanıyor ve Hristiyanlığın herhangi bir unsurunu da zaten reddetmiyor. Evet, toparlıyorum. Descartes'in şüpheciliği şu şekilde özetlemem gerekirse. Zihnimin doğru çalıştığını bilemem. Ama kesin olarak bir zihnim var. Algılarıma güvenemem. O nedenle bedenimin neye benzediğini bilemem. Ama bir bedenim de var. Öyle ya da böyle. Ve son olarak elbette ki bir tanrı da var. Hristiyanların tanrısı. Ancak bunlar dışında, yani benim zihnimin varlığı, Tanrı'nın varlığı ve her neye benziyorsa artık bir bedenimin varlığı dışında her şey Descartes için şüpheli ve her şey Descartes için sorgulanmaya değer. Sonuç olarak Descartes'in bu şüpheciliği neye vesile olmuştur? Değerli sosyopat kardeşlerim, üç şeye vesile olmuştur. Özne merkezli bir felsefe anlayışına, Rönesans'ın başlangıcına ve modern sanatın doğmasına. Şimdi burayı biraz kasıtlı olarak dramatize ederek anlatacağım size ki aklınızda kalsın bütün bu hikaye. Daha sonra da yavaş yavaş tekrardan Giddens'a dönüş yapacağız. Düşünün ki siz Pablo Picasso'sunuz. Descartes'le birlikte modernleşmeye başlamış, daha doğrusu modernliği icat etmiş olan Avrupa'nın bir ressamısınız siz. Şey der misiniz mesela, ya ben çizdiğim bu resimleri sergilemeden önce, insan içine çıkartmadan önce gidip şu resim hocamdan bir icazet alayım. Bunu yapmam en doğrusu olur. Böyle bir şey der misiniz siz Pablo Picasso olsanız? Elbette ki demezsiniz. Çünkü siz kendi algılarınıza güvenmediğiniz gibi resim hocanızın algılarına da güvenmezsiniz. Dahası siz resimle alakalı hiçbir nesnel ölçüte, hiçbir akademik dayatmaya ya da hiçbir toplumsal norma güvenmezsiniz. Hiçbir kritere, sizi boyunduruğu altına alacak hiçbir kuruma ve o kurumun kriterine, o kurumun yargılarına mutlak bir şekilde inanmazsınız. Anlatabiliyor muyum? O zaman yapılacak tek bir şey var. Geçtiniz tuvalin başına, o anki algılarınız, o saniyedeki, o dakikadaki, o birkaç saat ya da birkaç haftadaki resmi çizmeniz artık her ne kadar sürüyorsa, o zaman zarfında artık algılarınız her nasılsa, o an neyi nasıl algılıyorsanız bunu oldukça umursamaz bir şekilde topluma adeta orta parmağınızı göstererek tuvale yansıtırsınız. Yapılacak tek şey bu, hepsi bu. Siz Pablo Picasso olsanız böyle düşünürsünüz. Sanatınızı bu şekilde icra edersiniz. Zaten Picasso da tam olarak böyle düşündüğü için modern bir ressam olarak kategorize ediliyor. Mesela bendeniz bu yayına hazırlanırken girdim Google'a, arama çubuğuna Pablo Picasso art yazdım.
rengarenk bir sürü çalışma çıktı. Onun çalışmaları oldukça renkli, biliyorsunuz. Seçtim bir tanesine, tıkladım. Ve dedim ki, bu ne ya, içimden diyorum bunu. Alakasız renklerle, abesle iştigal renklerle boyanmış bir surat. Burun ayrı bir yerde, göz ayrı bir yerde. Tövbe yarabbim, suratının yarısı erimiş gibi. Kulaklar asimetrik. Anlamsız, absürt bir resim. Yani bu nasıl sanat kardeşim? Benim 3 yaşındaki yeğenim bile bundan daha iyisini çizer, boyar diye düşündüm. Şimdi cehaletimi lütfen mazur görün. Eğer ben bu eleştirilerimi Pablo Picasso'nun, rahmetlinin şahsına yöneltebilseydim mesela, Picasso buna ne tepki verirdi? Tam olarak şu tepkiyi verirdi bence. Derdi ki, İsmail kardeşim bak, otur şuraya sakin sakin bir konuşalım. Ben böyle algıladım, ben böyle tahayyül ettim ve böyle yorumladım. Sonuçta ben resimlerimi sen ve senin gibilerin estetik algılarına hitap etsin diye çizmiyorum ki. Neticede ben herhangi birisinin estetik algısına yaranmaya çalışmıyorum ki. Ben sanatımı paşa gönlümün istediği gibi icra ediyorum. Çünkü ben merkezdeyim bu sanatı icra ederken. Kim merkezde? Sanatçı merkezde. Anlıyor musun İsmail'cim? Derdi. Ayrıca ben burada nesnel bir hakikati yansıtmaya çalışmıyorum ki. Yani bir insan nasıl görünmelidir? Ten rengi, gözlerin, burnun simetrisi şudur. Ben böyle bir hakikat peşinde değilim ki. Ben yalnızca kendi tahayyüllerimi, kendi algılarımı aktarıyorum tuvale. Benim için önemli olan sadece bu. İşte Pablo Picasso benim bu cahilce itirazlarımı duysaydı bana bu cevabı verirdi. Dolayısıyla ne görüyoruz değerli sosyopat kardeşlerim? Descartes'in özne merkezli felsefi anlayışının modern sanatın oluşumuna zemin hazırladığını görüyoruz. Evet, her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi 20. yüzyılla birlikte modernitenin de sonu geliyor değerli sosyopat kardeşlerim. Ve ne oluyor? Postmodernite denilen zıkkım ortaya çıkıyor bu yüzyılda. Peki nedir postmodernite? Hizmette sınır tanımayarak size postmoderniteyi de çok kabaca anlatmaya çalışacağım ve bence bu yayından sonra artık ya postmodernite buymuş kardeşim, ben şimdi kafama bunu oturttum diyebileceksiniz umuyorum ki. Postmodernite şudur. Postmodernite şunu söylemektir esasında. Bakın lütfen dikkatinizi buraya verin şimdi. Her şeyi bırakın. Çünkü bütün bir postmodern dalgayı birkaç cümleyle özetlemeye çalışacağım ve siz de bunun üzerine tamam oturdu artık bu diyeceksiniz umuyorum. Postmodernite şunu söylemektir. Ey modern düşünürler. Şimdi modern düşünürlere sallıyoruz buradan. Descartes fena halde yanılıyor. Düşünüyorum öyleyse varım ifadesi bir abartıdan ibaret. Abartıdan başka bir şey değil. Hadi çürütelim Descartes'i hep birlikte. Neden böyle söylüyoruz? Neden bu bir abartı? Şimdi şayet ben düşünebiliyorsam. Bu benim bir zihnim olduğunu ispatlamaz ki. Hakeza bu benim bir bedenim olduğunu da ispatlamaz. Hatta ve hatta bu benim var olduğumu bile ispatlamaz. Kesinlikle hayır. Abartı dediğimiz şey tam olarak bu. Peki ne o zaman? Benim düşünebiliyor olmam neyi ispatlar? Sadece ama sadece düşüncenin varlığını ispatlar. Ne demek bu? Şu demek, en nihayetinde sen ekran başında oturan ya da kulaklığını takmış otobüste, trende beni dinleyen kıymetli sosyopat kardeşim. Sen hepi topu olsa olsa düşüncelerden ibaretsin. Düşünmeye bir saniyeliğine, birkaç saniyeliğine bırak mesela, eğer böyle bir şey mümkünse. Hiçbir şey düşünme. Beynini tamamen durdur. O zaman zaten sen yok olursun. Dolayısıyla senin
varoluşum sadece ama sadece düşüncelerinden ibaret. Sen bir düşüncesin. O zaman vaziyette şudur. Havada uçuşan bir takım düşünceler vardır yalnızca. Ki Foucault bunlara söylem der, Derrida bunlara metin der. Bu düşünceler ya da söylemler ya da metinler havada hayalet gibi, sevimli hayalet Casper'lar gibi uçuştukları yetmiyormuş gibi kendilerine bir çift dudak, bir gırtlak, dişler, ses telleri yani kısacası kendilerine bir beden arıyorlar. Hepsi bu. Var olan tek şey düşüncelerdir ya da söylemlerdir ya da metinlerdir. Bunlardır esas olan. İşte postmodernite bizlere bunu söyler değerli sosyopat kardeşlerim. Bakın ne oldu? Şimdi dikkatinizi bir kez daha çekmek istiyorum. Modernitede kurucu unsur birey idi. Yaratıcı faktör birey idi. Postmodernite ile birlikte artık merkezi unsur, artık kurucu unsur söylem ya da metin oldu. Bireyin hükümranlığı ne yazık ki yıkıldı ve kısmi karar verilemezlikten mutlak karar verilemezliğe geçildi. Başka bir deyişle değerli sosyopat kardeşlerim, post-truth çağı başladı. Yani hakikat sonrası gerçeklik çağı. Ne demek bu mutlak karar verilemezlik? Bundan da bahsedeyim. Şu demek, artık havada öylece duran nesnel bir hakikat yok. Tek bir nesnel hakikat bile yok. Bırakın birden fazla hakikati, tek bir hakikat bile yok. Üstelik artık birey de yok. Varsa da en fazla kuryelik yapmak dışında, kargoculuk yapmak dışında bir role sahip değil. Neyin kargoculuğu? Söylemlerin kargoculuğu. Bir söylemi alıyoruz, bir takım adreslere götürüyoruz, ardından başka bir söylemi alıyoruz, oradan alıp oraya götürüyoruz, buradan alıp şuraya götürüyoruz. Aslında bizim yaptığımız şey bir kuryenin, bir kargocunun yaptığından farklı değil. Peki birey yok ortada. Birey sadece bir kurye, sadece bir kargocu. Havada öylece duran, nesnel, bütün insanlığı bağlayan bir hakikat de yok. Peki ne var? Sadece dil ve düşünceler var. Ve bu düşünceler, bırakın başkalarını, artık bizzat sahibini bile bağlamıyor. Artık sahibini ciddiye bile alamıyoruz. Ancak düşünceye bakıyoruz. Odak noktamızda sadece o söylem var artık. İşte postmodernite budur. Anthony Giddens neden önemli değerli sosyopat kardeşlerim? Çünkü Giddens dediğim gibi postmodernite trenine binmeyi reddediyor. O kendi teorilerinde, kendi geliştirdiği kuramlarda hala belki bir umutla, belki de bir inatla bireye aktif bir rol biçmekte ısrar ediyor. Bunu da şöyle yapıyor. Sistem böyle, sistem şöyle deyip durmayın kardeşim. Sistem dediğiniz şeyi her sabah uyanıp işe gittiğinizde siz inşa ediyorsunuz, siz yeniden oluşturuyorsunuz zaten kolektif bir şekilde. Öyleyse söylenmeyi bırakın. Kendinizi bu vasatlığa, bu kötülüğe teslim etmeyin. Yapının kötü taraflarını yine yapıdan yararlanmak suretiyle değiştirin. Zaten yapı dinamiktir, değişebilir. Yeter ki bunun için çaba harcayın. Bunu yaptığınız zaman tek başınıza mücadele etseniz dahi, tamam belki eğer tek başınızaysanız başarı şansınız oldukça azalacak. Ama eğer yapıyı bir miktar değiştirebileceğinize gerçekten inanırsanız kendinizi bambaşka bir sistemin içinde de bulabilirsiniz. Çünkü Giddens'a göre sistem sizsiniz. Evet, bir yayının daha sonuna geldik değerli sosyopat kardeşlerim. Umarım Anthony Giddens'ı çok daha iyi anlamışsınızdır. Özellikle onun yapı ve sistem kavramları arasındaki farkı idrak etmemiz, dediğim gibi bireyin belki de hak ettiği edimselliği, potansiyeli ona geri vermek için oldukça önemli. Ya da siz kendinizi postmodern dalgalara da
teslim edebilirsiniz. Ben açıkçası son zamanlarda biraz daha o taraflardayım. Bireyin gücüne, takatine çok fazla da bir inancım yok. En azından şimdilerde böyle hissediyorum. Her neyse, yayını sonlandırmadan önce sosyopat kardeşlerime bir teşekkür etmek isterim. Kim benim kıymetli, değerli, muhterem sosyopatlarım? Oğuzhan Cebe, Seçil Cansever, Zuhal Tarar, Bahadır Tekin, Emrah Demirci, Salih Özal, Serhat Öz, İrem Aydın, Birsen Altaylı Özemir, Başak Kaplan, Nilgün Baykızı, Emre Yılmaz, Deniz Erdoğan, Emma, Aysun Karabulut, Mehmet Ersöz, Deniz, Selim Kızılboğa, Didem Dağkıran, Sümeyye Okyay, Neylan Öğütveren Ağular, Hasan Sarı, Brave Brush, Kaan, Abdülkerim Atlı, Tolgahan Erdoğan, Sibel Sevgen, Beti Beti ve aramıza katılan son sosyopat Rukiye Kayalı'ya çok teşekkür ederim. Siz de kanala destekte bulunmak isterseniz yapacağınız ilk şey bu videoyu yukarı parmak işaretine tıklayarak beğenmek. Böylece bendenizi ve Sosyopat TV'yi algoritmada çok daha görünür bir hale getirebilirsiniz. İkinci olarak şayet beğendiyseniz, şayet içinize sindiyse bu videoyu ya da podcast'i sosyal medya mecralarınızda paylaşmanız. Ve son olarak varsa benim için ayırabileceğiniz ayda 5 TL gibi oldukça komik bir para, tabii benim için sembolik anlamı daha yüksek, kanala katıl butonuna tıklamak suretiyle katılabilirsiniz. Böylece siz de sosyopatlar klanının bir parçası olabilirsiniz. Yepyeni bölümlerde, yayınlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, esen kalın. İşte bu odada şu şekilde varyansın ederler. Derler ki, kardeşim bu ne rezalet bir sistem. Bu...